Ne yaptınız gelin hanım? Nasıl geçti? Yetiştirdiniz mi yemeklerinizi? Çok güzel geçti bugün günümüz. Yetiştirdim yemeklerimi de, masamı hazırladım, yemeklerimi hazırladım, kıyafetimi giydim. Bir yerleşimdir. Koltuk ayarımı yapayım. Sen de hoş geldin. Hoş geldiniz. Bakayım. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ ol. Seni görmek de çok güzel. Ama teşekkür ederim. Benim için yani, de bakayım bir bakayım. Rüya gibi bir şey. Teşekkür ederim. İnşallah kabusa dönmez bu. Şaka yapıyorum. Hoş geldiniz tekrar programımıza, soframıza. Hemen gelinim yetiştirdi dedin. Yetiştirdim her şeyimi. Evet, masa. Süper. Evet. Bakayım şu kıyafetine kız. Aa, ne tarz. Ne tarz? Çok hepsi hoş. Sizin için. Takılar hepsi. Ayrı konuşuyor, kemerler. Güzel mi yemekler? Evet, vallahi, inşallah. Valla tattınız mı Seher Hanım? Tattı. Bu da kayınvalidem tattı. Çok güzel. Tattı, güzel. Aynen. Sofra tamam. Evet. Hadi yemeğe geçelim o zaman. Tamam. Ben açım valla. Zuhal Hanım, tamam. bir şey söyleyebilir miyim? Ben yemekten önce mutfağı görmek istiyorum. Aa. Böyle bir takıntım var benim. Siz isminiz neydi? Filiz. Tanışmadık. Filiz, Filiz. Filiz Hanım. Evet. Aman. Ha, mutfak takıntısı biri var. Bir tane var. Evet, şimdi. Söylediler. Ben karşıyım o işe. Nerede? Evet. Bir tane yemeğe yemeğe. Yani herkesin kendine göre bir takıntısı var. Benim de o. Tamam da ama servis yapıldıktan sonra. Ama siz de yarışacaksınız. Ben servis yapıldıktan sonra tabii ki mutfak dağılıyor. İster istemez. Evimizde de böyle olduğu için ben baştan göreyim de, daha iyi diyorsunuz. Aslında daha mantıklı. Ben görmek istiyorum. Ne? Yani, en doğal hakkım bu benim. Bence biraz saçma. Hayır işte saçma. Hemen söyleyelim. Saçma. Kıymadılar karşı. Olursa. Gelin izin şimdi verin. Bugünkü yarışmacımız Elif olduğu için ona sormanız Elifciğim, gerekiyor. Elif'ciğim müsaade eder misin? Ben hazırım. Evet. Vay. Evet. Tamam evet, o zaman. Kendime ama güveniyorum. Yani, görebilir. Bence yok. Bence hayır. Peki sen çorba servisini yaparken madem izin verdi böyle vereyim mi sana? Yoksa alttaki tabakta? Evet alttaki. Filiz Hanım da o sırada kontrol etsin yani, mutfağı. Evet. Bu sefer enteresan kayınvalideler diğer kayınvalideler karşılıyor. Geçiyorum. Kayınvalideninkini alacağım. İyi hadi izin verdi. Sıvadı kolları kayınvalide gitti ama kontrole. Ama aslında saçma onun gününde de görecek. Bakabilirsiniz neyi inceleyeceksiniz? Gayet temiz çalıştım ama. Baştan ben belirttim programa katılmadan önce. Evet bu söylediler benim, bugün. Bu benim en doğal hakkım. Takıntım evet. Bu benim yani. Ben normalde evimde de böyleyim. Evet bakabilirsiniz. Bunun şeyi yok yani bir ters bir davranış değil bu bence. Evet. Şimdi gündüz bana arkadaşlarım dediler ki bir kayınvalide var. Onlar her pazartesi sizlerden yeni kayınvalidelerden özelliklerinizden bahsediyor. Bir kayınvalideniz var mutfak takıntısı varmış dediler. Yani evveliyatında da böyleymiş. Ama herkes yenikliği sever, herkes mutfağı görmeyi sever ama mecbur değil. Kapkacak önemli. Lavabonun içi önemli benim için. Hijyen çok önemli benim için. Ne yapıyor Filiz Hanım ya içeride hala? Sen geldin oğlum. Ya, yok güzel değil. Temiz değil. Açıkçası beğenmedim. Ben bırakmam bakmam. Her yere bakıyor. Her yere. Ya baksın. Tabağını çok da abartmasaydı. Evet. Her yere de. Yarın onun gelini de yarışacak. Hepinizin gelini yarışacak. Evet. Canım bu ne çorbasıydı Elif? Sebzeli mantar çorbası. Sebzeli mantar çorbası. Heh. Dur. Nasıl vereceğim? Niye sen benim mutfağa ben anlamadım? Ben size yardımcı olayım. Benim mutfağıma bakamazsın ha. Aa. Ben bırakmam mutfağa bakmayı. Öyle şey olur mu? Ben yok, kendi mutfağımı da izin veririm. Yok öyle şey olmaz. Ha bu hafta siz her mutfağa bakacak mısınız? Yani düşünüyorum. Mutfağa bakılmaz ya. Ben peki ilk raporu alalım. Raporum pek iç açıcı değil. Niye? Ya yani benim için benim için hijyen çok önemli. Mutfakta. Tamam hijyene. Yani lavabonun dikkat başı tezgahın başı çok önemli. Yani orada bulaşık falan kalmaması gerekiyor. Ya mutfağım temiz olduğu için yine girdiği kirli olsa izin vermezdim. Mutfağım gayet temiz yani. Bu kadar benim iyiydi yani iddialı olduğu için mutfağımda da temiz çalıştım. Mutfağa bakılmaz bu ne bu. Bir ben saniye. Bıracağım temiz olması gerekiyor. Ben şöyle bir geçerken baktım gayet derli toplu gözüküyordu yani. Derli toplu mu? Lavabonun içi falan çok temiz değil. Lavabonun içine artık biz bir şey yaptırmıyoruz ki çöp kovası var orada. Bilmiyorum benim pek içime sinmedi ama. Bakacağız Allah Allah. Yemekleri değerlendireceğiz. Bulaşık varmış bulaşık senin var. Tezgahında şeyde. Ay ya onu da nasıl sarkacağız? Yerimden sarktığım zaman zor tarpıyor. O zaman siz şöyle uzatın. Şuradan da verebilirsin. Oradan vereyim mi? Oradan da verebilirsin. Ben şimdilik sizi zahmet olacağız. Rica ederim. Tabağınızı alabilir miyim? Bulaşık varmış lavabonun orada. Elif. Evet birazcık var ama çok değil. Çok az. Gelin hanım nasıl kabul etti ben anlamadım. Niye kabul ettin mutfağına? Ben kabul etmem. Benim gelim de kabul etmez kusura bakma. Hala mutfağa yorum yapıyorlar. Ama temiz ya mutfağım. Mutfağım temiz olduğu için kabul ettim.
kirli olsaydı kabul etmezdim. Ben de kabul etmem, kendim de kabul etmez. Neyi ne? Niye gidebilirim, bakacağım. Hayır. Sen bir komşu mutfağına gelip bakıyor musun? Komşularına gelince kirli mutfağına bakıyor musun? Komşular mı? Yok, komşularım mutfağına. Burada niye bakıyorsun? Komşularım, samimi olduğum komşum, bildiğim insanı zaten bakmam. Ha, tanıdığım insanlara girmem mutfağına. Tanıdığım insana bakmam. Ben Elif'i tanımıyorum ki. Elif de beni tanımıyor. Aslında tanımadığını mutfağına Elif beni tanımıyor, ben de Elif'i tanımıyorum. Benim gelinimi de hiçbiriniz tanımıyorsunuz. Aslında tanımadığım bir mutfağa girmeyecek. Hayır, girilir. Giremezsin. Ya ben müsaade neyse isterim. Yani, İzin verirse gelinimiz girerim. Yani. Vermezse sıkıntı yok. Ama İzin isterim. Gelin hanım verdi ve benim gelin vermezse kusura bakma. Ama niye vermesin? En güzel karşıladı. Girebilirsiniz dedi. Bunda bir sakınca yok ki. Ya, mutfağa bakma sakıncalı bence. Hayır, bence değil. Bence sakıncalı. Gerçekten sakıncalı. Değil. Mutfağa girmeyi doğru bulmuyorum aslında. Yanlış bir davranış. Çünkü burada yarışıyoruz, zamanla yarışıyoruz. O yüzden mutfağa girmek doğru değildi. En doğal hakkım yani. Her gelin adayı veya kayınvalidesi, gelinler izin verdiği müddetçe kayınvalideler girmek isteyen girebilir. Yani benim mutfağıma sıkıntı yok. Kendilerine güvenmediklerinden herhalde. Hayır, o ben karşıyım ona. Ben bırakmam mutfağıma yani. Girmeye bırakmam mutfakta. Niye girsin mutfağa? Ben ne girerim ne de girdiririm. Kusura bakmaz. İzin vermekten sonra giremez. Ne gerek var? Sen her gittiğin yerde mutfağa mı girsin? Bu arada tanışmadık hanımlarla. Evet, bir tek Filiz Hanım'ı tanıdık. Tanıttı kendini mutfak şeyinden dolayı. Sizin isminiz neydi? Hatice Çiçek. Hatice Hanım, Filiz Hanım. Gülser. Gülser. R ile mi bitiyor? Gülser. Gülser Hanım. Evet. Ve? Zeynep. Ve Zeynep Hanım. Hoş geldiniz hoş hepiniz. Hoş bulduk. Hadi güzel bir hafta olsun. Afiyet olsun. Sebzeli mantarlı çorbayla bu hafta başlıyor. Hadi bakalım, afiyet olsun. Ay, bunu nasıl kaldıracağım ya? Maskeyle. Ne oldu? Başörtünün üstünden tak maske. Aa, siz içeriden taktınız. Evet, ben de diyorum ne oldu böyle ya? Eyvah. Dışına getirin öbür ucunda. Şimdi onu birazcık böyle kaldırıp. Şöyle. Evet, afiyet olsun. Biraz zor olacak ama alışacaksınız. Neyse, alışırız. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Sıcak bir çorba geldi önümüze. Evet, sıcak, güzel, lezzetli. Afiyet olsun. Bunu takmadan konuşmuyoruz Zeynep Hanımcığım. Hatice Hanım, içtiniz mi yeteri kadar? Alın bir kaşık daha, ondan sonra takın. Ama Gülser Hanım galiba hazır. Hadi haftanın ilk yorumu sizden gelsin çorba için. Güzel. Güzel. Biraz tuzsuz ama güzel. Tuzsuz ama güzel. Lezzetli yani, güzel. Sıcak. Beğendiniz. Güzel. Güzel. Afiyet olsun. Güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Güzel. Sizler de takın maskenizi. Buyursunlar, Filiz Hanım'la devam edelim. Çorbanın kıvamı güzel. Tamam. Sıcaklığı güzel. Tadı güzel. Tadı güzel. Ne güzel o zaman. Kremalı mantar çorbası yedim ama. Yok, sütlü bu. Pardon, sütlü sebzeli. Sütlü değil bu, sebzeli mantar çorbası. Sebzeli mantar çorbası. Kremalısını yedim ama sebzelisini hiç yememiştim. Evet. Güzel evet. Olmuş. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık, sıcaklığı, kıvamı, çok teşekkür ederim. Tadı, afiyet tuzu, olsun. Her şeyi güzel. Afiyet olsun. Ne güzel, ne güzel. Arkaya güzel yorumlar oluyor çorba. Evet. Zeynep Hanım? Evet, ben de çok beğendim. Afiyet zaten olsun. Ben çorbacıyım, çok da beğendim. Aman afiyet ne güzel, olsun. Afiyet olsun. Bir tek atacağım, siz kaldınız yorum. Güzel çorbanın da güzel. Kıvamı güzel. Da güzel. Valla gayet güzelmiş. Diyecek bir şey yok. Bak, sebze beğendim. Çorbasında evet. Çok yapılıyor bizde. Fakat o sebzeyi biraz hissetmek isteriz. Yani tabii ki bir mercimek çorbası blenderdan geçmelidir. Tane gelmemelidir. Ama sebze de biraz şu seninki ideal boyu bak. Yani minicik minicik ne güzel sebzeyi hisse. Dişe gel sebze çorbası. Evet. Çok blenderdan geçiriyorlar. Sebze olduğu mama için de katı oluyor. O zaman mama gibi diyorlar. Lapa oluyor. Sebze çorbasında biraz sebzeleri bu şekilde senin yaptığın gibi hissetmek istiyoruz. Çok. Bak ne güzel, dereotuyla da taçlandırmışsın tabağını. Şöyle mi vereyim komple? Alttakiyle verelim. 3 tane ara yemeğimiz gelecek çünkü birazdan. Eline evet, sağlık. Gayet güzel olsun. Başlangıç yaptın. İnşallah tamam. Devam da böyle olsun. Sebzeleri biraz iriydi yani içinde. Mantar göremedim. Dedim orada hatta. Dedim ben bunun için mantar görmedim. Mantar kremalı mantar olur. Ben elim mantar çorbası görmedim ama tadı güzeldi. Sen çorbaları toplarken ben hanımların sofrayı beğenip beğenmediklerini soramadık. Zeynep Hanım nasıl buldunuz sofrasını? Çok güzel, güzel buldum. Güzel, eksiği gediği yok. Sebzeli çorba yememiştim ama çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.